Avukatları dönem köpüğe sıkıştırdılar, adliyenin içine ittiriyorlar. Suç isteyenlerdir. Aysel Tuğlu'yu cezaevinde tutarak suç isteyenlerdir. O muayeneleri gereği gibi yapmayan doktorlardır. Burada karşımıza hukukun aykırı muamelelerle karşımıza çıkanlardır. Bu ülke topraklarını, bu ülke halklarına savaş alanı haline getirenlerdir. Ama bizler bu ülkenin yurttaşları, kadınları, özgürlük, barış, demokrasi isteyenler susmayacağız. Aysel Tuğluk özgür olana kadar, tüm mahkumlar, tüm hasta mahkumlar bırakılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hastanesinin teşhisi ve tedavisi sonrasında birazcık edelim. Koca Elif Anadolu'da tarafından yapılan teşhisle hastalığına kronik ilerleyici seyirli hapishanede tek başına hayatını sürdürmesini engelleyen nitelikte olduğu tespitini ve cezasının infazının ertelenmesi gerektiğine dair Sağlık Kurulu raporu hazırlanmıştır. Bu rapor doğrultusunda avukatları tarafından hükümlü olduğu cezanın infazının ertelenmesi talebinde bulunmuştur. Sayın Tuğluk, Türk Siyasi Partiler Tarihi'nin ilk kadın eş genel başkanı ve Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılmasıyla siyaset yasağı getirilen tek kadın milletvekilidir. Siyasetçi olarak Türkiye halklarının demokratik birlikte yaşamını savunan Tuğluk, aynı zamanda insan hakları savunucusu ve İstanbul Barosu avukatlarındandır. Emeği, mücadelesi, ödemiş olduğu bedeller, siyasetçi ve insan hakları hukukçusu kimliği, yaşamdaki duruşu yakın dönem siyasi tarihimizde derin izler bırakmıştır. Arkadaşlar şu anda Sayın Aysel Tuğluk'un annesinin vefat ettiği 2018 yılı Ocak ayında maaş gösteren ve ilerleyip ağırlaşan demans hastalığı sebebiyle Kocaeli Seka Devlet Hastanesi'nin teşhisi ve tedavisi sonrasında Kocaeli Tıp Anabilim Davası tarafından yapılan teşhis ve hastalığının kronik ilerleyici seyirli hapishanede tek başına hayatını sürdürmesini engelleyen nitelikte olduğu tespit olunmuş ve cezasının infazının ertelenmesi gerektiğine dair Sağlık Kurulu raporu hazırlanmıştır. Bu rapor doğrultusunda avukatları tarafından hükümlü olduğu cezanın infazının ertelenmesi talebinde bulunulmuştur.